Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. mektup, 2. makam, 4. kelime, 4. fıkra. San'atuhu fizake ilahir ibaresidir. Meali şudur ki Sani Zülcelal'in Alem-i Ekber'deki sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden aklı beşer hakiki fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Evet. O kadar şeyden konuşur ki yani tabi seviye istiyor Allah. Elhamdülillah. Allah Allah. İnsan hayran oluyor tabi merhumanız. Bir daha cümleyi okusun da evet. Tekrar tekrar okuyacağız yanıyorum. Evet. San'atuhu fizake ilahir ibaresidir. Meali şudur ki Sani Zülcelal'in Alem-i Ekber'deki sanatı o derece manidardır ki Allah Allah o kadar manidardır. O manalar kendisinden başka Allah'tan başka kimse ihate edemiyor. Alem-i Ekber dedim ya tüm kainat alemi de zaten ikili gidiyor. İkili bir Alem-i Ekber diyor bir de Alem-i Esher. Yani insanla beraber insan Alem-i Esher kainat Alem-i Ekber ikili getiriyor yani değil mi? Şimdi nedir Alem-i Ekber? Sani Zülcelal'in Alem-i Ekber'deki sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip tabii. Kitap suret, kainat bir kitap da yazmış ya. Kitap suretinde kainat bir kitap, kainat kitabı da ya. Yazmış da yazıyor ya Allah Allah. Yıldızları yazmış, yapmış yani. Güneşleri, işte efendim, dağları, bağları ya. Yaratmış, yapmış da, icat etmiş de yazmış yani. Evet. Kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden. Aklı beşer, hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı. Tabii akıl beşer. Fenli hikmet mesele diyelim kimyayı bu kainattan aldı da değil mi mesele efendim matematiği bu kainat ne aldı hep kainattan aldı diyelim tıbba ait olan şeyleri yani bu kainattan aldı yani aklı beşer hep buradan aldı Allah Allah olan şeyleri aklı beşer aldı izah ediyor da kainatta olan şeyleri izah ediyor yani evet öyle değil mi evet ha? Aklı beşer hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Bütün fünnü cediyeyi hep buradan aldı. Yani. Evet sonra. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatla bağlı ve hakikattan medet alıyor ki. Hakikate bağlı Allah'ın isimleriyle. Hakikate Allah'tan yardım alıyor. Allah'tan o kadar medet yardım alıyor ki. Ya her gün güneş doğur gelir. Feyzini töküp gidiyor. Bu nereden alıyor? Bu feyzi nereden alıyor? He? Ya her gün bak ya o güne gelir. Bize o feyzini töküp gidiyor. Bitmiyor, tükenmiyor. Bu nasıl bir enerji? Bu nasıl bir şey? Allah Allah. Öyle şeyler ustadan öğrendi ki geçen de anlattık ya ustad diyor Lamele'de bir yerde güneşin sabahtan doğup da akşam batmasına kadar enerjiyi anlatıyor. 1 milyon küreyetten ziyade de bir odun yığını. Dağlara kadar kömür, denize kadar gaz yağı kadar enerji getiriyor güneş. Allah Allah, bu nasıl bitmez, tükenmez bir bereketsin Allah Allah. Neden abi bu? Hakikaten bir, onu diyor yani. Bu enerji neden arıyor? Bakın. Ha. O kitab-ı hikmet, hikmet ha. O derece hakikatla bağlı. Ha. Ve hakikattan medet alıyor ki Allah'tan yardım medet yardım alıyor. Allah'tan yardım alıyor ki büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Tabi Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Bir Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelam sıfatından gelmiş. Bir de kainat kitabı o da Cenab-ı Hakk'ın kudret kitabından yaratılmış. İkisi de kendini. Biri kudretinin ifadesi, biri kelamının ifadesi. İki kelam.
Bu kainat kitabı ne konuşuyorsa Kur'an da onu konuşuyor. Kainat kitabı ne konuşuyor? Şimdi Kur'an ne diyor? Vehve ala kulli şeyin kadir. Kainat da onu diyor. Kainat bakın ya vehve ala kulli şeyin kadir. Kur'an da onu diyor. Daha ne diyor? İnne Allah alimen haşmehen. Kur'an da. Kainat da onu diyor. Yani demiş ki yani Kur'an kainatın efendim neyi? Sözü yani. İfadesi yani. Onu anlatıyor. Evet. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı ve nakş-i hikmeti dahi hitap çiçeğine aşırdı. Allah Allah. Öyle oldu yani. İkili götürüyor ya bir alem-i bir alem-i esas. Yani insanda evet. Hem nasıl ki, nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi, İnsandaki sıbgatı ve nakş hikmeti dahi. İnsanda sıbgası yani boyası ve nakş-i hikmeti, hikmeti nakışı. İnsanda sıbga yani insanda boya. İnsanda sıbgası bir de nakş-i hikmet yani bir nakış-i hikmetli. Böyle doğru değil mi? Nakş-i hikmeti. Hitap çiçeğini açtı. İşte bu. Sıbga bu. Konuşmayı verdi. Evet, niye çayına kitabını okusun ve anlasın? Okusun anlasın. İşte bu eside Bediüzzaman Hazretleri anlattı. Bütün başkaları anlattı. Başkalarını okusun anlasın. Sana bak insana öyle bir sıra verdi ki Allah Allah. Konuşmaya girdi. Niye kainatı okusun ve anlasın. Okusun anlasın. Kim anlasın? Kainatın sahibini. Kimi tanıtırsın? Kainatın sahibini. Kimi sevdirsin? Kainatın sahibini. Kimden korkusun? Kainatın sahibinden. Allah Allah. Kime bel bağlasın kainatın sahibine? Kime istinad etsin kainatın sahibine? Allah Allah. Hey ne Allah Allah. Şu cümlelere bak insan hayret ediyor. Allah nasıl bunlar konuşmuş, nasıl düzmüş Müslüman Allah. Çünkü cümleler mana dolu böyle basit cümle değil ki yani. Basit şairlerin şiiri gibi değil ki yani. Ya. Öyle değil yani. Ya. Kainatı böyle anlatmak, insanı bu şekilde anlatmak ve birbirine bağlamak, gene birbirine bağlamak. Allah Allah. Ya bir de okuyor da bak insan. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı ve nakş-i hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Konuşması hitap çiçeği. Hitap demir de hitap çiçeği. Konuşması çiçeği Allah Allah. Hey ne Allah'ıma yarabbim. Ya, evet. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i ziyayattaki cihazatı fonograf gibi nutka geldi söylettirdi. Başka bir cümle. Şimdi bakın ya, yukarıda. Yani o sanat. Yani şimdi yukarıda ne dedi? Sıkmet ve nakş-i hikmet dedi burada. Şimdi burada yani onu, bu yani orayı izah ediyor. O yukarıdaki yer yani bu ne demek yani? Yani sıkmeten şöyle bir oku. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal intizamından kitap şekline girdi. İnsandaki sıbgatı ve nakş hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Hani şimdi onu izah ediyor. Bu ikinci defa ne diyor yani? Yani o sanat. Ha kainattaki o sanat. O derece manidar. Ya o kadar manidar Allah. Ve hassas. Hissas. Evet. Ve güzeldir ki. O sanat ha. O makine-i zihayattaki cihazatı. İnsan, makine-i zihayat insan. Bu da onu dedi. O da sıbe dedi. Burada makine-i zihayatta. Yani insanı bir makine-i tabi. Makine tabi. Zihayat bir makine. Hayat sahibi bir makine. Makine-i zihayatta. Zihayattaki. Cihazatı. Cihazatı. Fonograf gibi. Nutka geldi. Nutka geldi. Telefonu konuşuyor işte. Evet. Allah Allah. Allah. İnsanın başını fonografı teşbih etti. Evet. Nutka geldi, evet. Nutka geldi, söyletti. Söyletti. O sana söylediyor yani. Ya Allah Allah. Evet. Ve öyle bir ahsen-i takvim içinde, öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbgay-i Rabbaniye vermiş ki. İnsana. Ahsen-i takvim diyor ya. Lekad halakınav insanı fi ahsen-i takvim. Öyle bir ahsen-i takvim içerisinde ki. Ya bak Hazreti Allah. Hiçbir mehlukta bunu demiyor. Ehsen-i tehmimse de insan ehsen-i tehmimde yaratmış. Daha zaman nezere veriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın insandan daha ne sevgili, ne itibarlı, ne şerefli bir mehluk yoktur.
Allah. Çünkü kainatı insan için yaratmış, ondan belli. Melekleri de insan için yaratmış, oradan da belli. Bak Allah Allah. Ya bak, melekler de bize hizmet ediyor yani. Kainatın maddesi de bize hizmet ediyor, manası da bize hizmet ediyor. İnsan anlatıyor da, öyle bir doksun da bakın. Evet. Ve öyle bir ahsen-i takdim içinde, insan içinde bir sıvgayı Rabbani'ye vermiş ki. Rabbani bir boya. Rabbani bir boya. Konuşması bir boya. Bak, bakışı bir boya. Dinlemesi başka bir boya. Tefekkürü başka bir boya. Muhabbeti başka bir boya. Allah, ubudiyeti başka bir boya. Allah, insan böyle. Allah Allah. Evet. O maddi, cismani, camit kafada. Hayır, maddi. İşte çavuşun kafasına bakın ha. Maddi. Cismani. Cismani, camit. Tabii, tabii. Kemik. Camit kafada. Evet. Manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve kitap çiçeği açıldı. Allah Allah. O kafada. Allah Allah. Bir de okuyor ne? Manevi. O maddi, cismani, camit kafada. Manevi. Yani burada ehsen-i tekvimi anlattı yani. Allah, ehsen-i tekvim işte bu yani. O ehsen-i tekvim nedir? Manası çok geniş de sadece buraya bakın. O ehsen-i tekvim bu. Bu. Nasıl bir kafa? Maddi. Maddi. Bir. Cismani. İki. Camit kafada. Kafada. Manevi. Ehsen-i tekvim manevi. Gaybi. Gaybi. Hayattar olan beyan ve kitap çiçeği açıldı. Ehsen-i tekvim Allah Allah. Evet. Ve o insan kafasındaki kabiliyeti nutk ve beyana ya, o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki ya, konuşmasına ulvi cihazat. Çünkü konuşacak, akıl arkasında olacak da, gözü ona yediğimizi, kulağı ona yediğimizi onu diye bak öyle de, orayı ve o insan kafasındaki kabiliyeti nutk ve beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki etti. Ehsen-i tekvim bu. Getirdi, Allah'a muhatap etti bizi. Allah ile konuşuyor Allah'ım. Bundan büyük de ehsen-i tekvim olur mu ya? Hiç anlayamıyoruz kendimizi yani. Allah Allah. Geçenlerde de söyledik ya, Hazreti Allah'ın kelam sıfatı var. Konuşacak. Da kelam sıfatı var. Haşa şey kendi dengi misli yok ki ondan konuşsun ya. Da öyle değil mi? Ya. Kimiye konuşacak? Muhatap bizi seçti ya. Allah Allah. İşte sen takımın son derecesi bu. Allah Allah. Son derece yani insan ona yani. Öyle yani. Okusun ve bir de bakın. Ve o insan kafasındaki kabiliyeti nutk ve beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki etti. Akıl girdi bunun içerisine efendim. Kalp girdi bunun içerisine efendim. Ruh girdi. Öyle. Yani fıtrat-ı insaniyedeki sıbgat-ı Rabbaniye hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgata içeri götürür ya Allah Allah. Bir daha sonra bakın ha. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgata o boyaya, o konuşmaya yani vahide ahattan başkası karışabilsin getirdi, metseyi bağladı. Allah Allah. İşte Allah'ı böyle anladılar. He yani. Allah'ı böyle anladılar. Yani. İşte diyor Hazreti Ali bana neden iltifat etti diyor. İmanın son noktasını çizdiğimden dolayı diyor. Bu imanın son noktası. İmanın son noktasını çizdiğimden dolayı Allah Allah. Kadir Allah. Bu gele gele bütün ulemaların sonu olan işte ustada nesip olmuş bu yani Bedirhan. Biz evet biz tehlikelersiz de geldik ama bir zaman da bekliyoruz yani. Neden? Yani şu eserleri okumamız var ya yani Allah Allah bu bize yetiyor ya şu eserlere muhatap olmamız, bunları okumamız, beraber düşünmemiz Allah ne kadar hele bakın yani böyle efendim
bir de topluca beraber düşünür, beraber dinliyoruz. Bir de bu ayrı bir şey yani tabii. Cemaat şeklinde dinliyoruz. Bunun ülviyeti Allah'ın yanında çok büyük. Ya daha hadis-i şerif var ya Ustaz anlatıyor şeyde. Emir Dağ'ın ayasına mı dedi? Yani iki üç kişi bir araya gelse de otursalar da mesela birbirine Allah'ı anlatsa, sallayırsa ağacıyla anlatsa, çiçeğiyle Allah'ı anlatsa hemen bir takım melekle gelip onların etrafını sarıyorlar. Onların teyibi alıyorlar. Hemen erşerliğe ya Rabbi filan yerden geliyor, filan kulların böyle. Şimdi bu cemiyet ne maşallah, maşallah. Yani hususa haftada iki defa namımız, şöhretimiz mesela işte şeyde şimelehlerin aşağıda şimelehlerin yanına gidiyor arkadaşlar. Allah'a şükür bak böyle bir şey, böyle bir nimet, bu ciddi bir hakikat yani. Her haftada iki tane toplanıyor değil mi? Her gün melehle bizi alıp götürüyorlar oraya. İnşallah kusurlarımızı götürecek değiller ya. Değil mi? Burada güzellik yok. Biz burada ne yapıyoruz yani? Bunu görüp bunu götürüyorlar yani. Yani neyi görürse onu götürüyor. Neyi görürse onu götürüyor. Çavuşun kafasını oradan alırlar. Şahit olun. Beşinci fıkra Kudretuhu fizâke ilâhis ibaresidir. Meali şudur ki kudret-i ilahiye alemi ekberde haşmet-i rububiyetini gösteriyor. Haşmet-i rububiyeti Allah'a ifadeler. Yitiyor yani Allah'a haşmet-i rububiyetini. Allah Allah. Evet. Kudret-i ilahiye alemi ekberde haşmet-i rububiyetini gösteriyor. Allah Allah. Allah Allah. Hele bak. Şimdi bu küreyet bak demin 3 saat evvel başkaydı, 5 saat şimdi başka şeye girdi ya. Nüfet etmişiz de ne demek yani ya Allah Allah. 5 saat evvelki zamana bakın şimdi, bakın ne heşmetli bir şey yani. Dönüyoruz güneşin etrafında. Allah Allah, şaşırmıyor yolunu. Efendim söyleyeyim, efendim. Vurmuyor başka bir yıldıza, tapışmıyorlar bunlar. Bu kadar heşmete bakın yani. Bunlar trilyonlarca yıldızlar yahu, Allah Allah. Şimdi bunlar birbirlerine nasıl evrilir, çevrilir de birbirine bu şu haşmete bakın yani. Yani şimdi bunu desem pencere oluyor. Buradan bakacağız ve kainata dönüp bakacağız efendim. O galaksiler, o yıldızlar evriyor, çeviriyor, birbirine vurmuyor. Bu ne kudret, bu ne yorulmaz. Allah Allah, Allah'ı yoramıyorlar. Allahu Ekber. Allah yoramıyorlar ya Allah Allah. Her an işin başında, işlerinin başında ne işi yani, her an işlerin işleri sayın faalun limayrut ya, her an işlerinin başında bir çiçeği yaratmak onun bir işi canım, bir yaprağı yaratmak onun bir işi, bir ağacı yaratmak onun işi, bir hayvanı yaratmak onun işi, bir çeydeği ağacı inkılap etmek onun işi, bir damla sudan insanı yaratmak onun işi. Evet. Kudret-i ilahiye alem-i ekberde haşmet-i rubiyetini gösteriyor. Rahmeti Rabbaniye ise alemi asgar olan insanda Allah Allah. Nimetleri tanzim ediyor. Ha ya, insana göre nimetler insana göre tanzim ediyor. Ya nimetler ya, şimdi misafir geldi mi değil mi, yemekler ona göre pişirilir yani. Biz Allah'ın misafiriyiz yani. Nimetleri misafire göre tenzim ediyor. Bu kadar nimetleri mizama koyuyor. Allah Allah. Ne lazımsa onu tenzim ediyor yani. Ha ya. Bak düşün, nimetleri işte koyun bir nimet bize göre tenzim ediyor. Sığırlar başka bir nimet. Diyelim binilen hayvanlar başka bir nimet. İşte yük götürenler başka bir nimet. Kesilenler başka bir nimet. Sürü sağlanır başka bir nimet. Bunlar hayvanlar yani gel gel nebatatlara öyle diyor da. Baksana rahmet ilahi. Rahmet Rabbani ise alemi asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani saniyin kudreti kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Güneşi büyük bir elektrik lambası. Kameri kandil ve yıldızlar mumlar meyveleriyle, yıldızlar elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe
Ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kal'a ve hakeze. Direk de olabilir, yakışır. Evet. Hazine de olabilir. Evet. Kal'a da dedi, o da doğru. Efendim, o da doğru. Evet. Bütün eşyayı büyük bir mikyasta, o büyük sarayın levazımati şekline getirerek, şaşalı bir surette haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi, cemal noktasında rahmeti dahi. Evet, onlar celal noktasındaydı. Celal, ezemet. Şimdi cemal noktasında dahi rahmeti. Cemal noktasında rahmeti dahi, en küçük zihayata kadar her ziruha envai nimetini verir, onun ile tanzim eder. Onu, o hayvan ile o nimeti tenzim ediyor. Diyor, evet. Baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip, lütuf ve keremle tezyin eder ve o haşmet-i celaliyeye karşı cemal-i rahmetini bir celali bir cemali evet. O küçücük lisanlarla o büyük lisana karşı çıkarır. Büyük lisan kainatın konuşması, küçük lisan bizim lisanlarımız. Kainat Allah Ekber diyor ya, kudretli saydı ya, heşemetini gösteriyor ya. Bunlar büyük lisan, biz de küçük lisan bizim lisanlarımıza. Evet, Allah'a şükür diyoruz mesela. Evet. Yani güneş ve arş gibi büyük cilimler haşmet lisanıyla ya celil, ya kebir, ya azim dedikleri vakit. Onların zikri bu. Evet. Sinek ve semek gibi o küçücük ziyayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil, ya Rahim, ya Kerim diyerek o musikayı kübraya, musikayı kainatın konuşması, güneşlerin konuşması, musikayı kübraya, Allah bak ifadeye bakın ya, Allah Allah, musikayı kübraya latif nagamatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Allah Allah. Yani, hiç mümkün müdür ki o Celil-i Zülcemal'den ve o Cemil-i Zülcelal'den başka bir şey. Celil-i Zülcelal dedi, kainattan alındı. Celil-i Zülcelal sonra o Celil-i Zülcemal'den kainata bakar, bakan ve o Cemil-i Zülcelal'den başka, o da insana bakan ziyeti bir şey, kendi başıyla şu alem-i ekber ve asgara icat ciyetinden müdahale edebilsin, haşa. Taş yerine koydu, orada kalırsın. Tabii. Yetmez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma assalamu aleyküm.